Evet, değerli katılımcılar, sempozyumumuzun son oturumuna hoş geldiniz. İki gündür devam eden ve yani baştan beri gördüğüm kadarıyla katılımcıların ilgisinin hiç kaybolmadığı çok faydalı, verimli bir sempozyum yapıyoruz. Bu saatte bile ilginin aynı şekilde devam ettiğini görmek çok memnuniyet verici bir şey. Tabii son oturum olduğu için son oturumlar biraz da artık himmetlerin yavaş yavaş azaldığı, sabırların zorlandığı noktadır. Bir önceki oturumda da zaten süreyi bir hayli açtık. Arada belki öngörülenden biraz fazla oldu. Ama biz her halükarda bu oturumdan kısarak 18'de yani saat 6'da oturumu bitirmeye çalışacağız. Değerlendirme, daha doğrusu kapanış konuşması da dahil. Şimdi bu oturumda konuşmacı olarak 3 tane katılımcımız var. Profesör Doktor Davut Feyrahi, Doçent Doktor Muhammed İskenderoğlu. Hoş geldiniz. Evet. Muhammed İskenderoğlu, hoş geldiniz. Ve Doktor Rıza Dahani. Dehkani. 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 Evet. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi 15'er dakika bir konuşma vereceğiz. Daha sonra belki ilaveler yapabiliriz konuşmalar bittikten sonra. Müzakerelerle ve sorularla da devam edebiliriz. Ben başlamadan önce bir iki şey söylemek istiyorum. Yani kendi konuşma hakkımı da burada kullanmak istiyorum. O da şurada İlahiyat Fakültesindeyim, fıkıhçıyım. Hani İran'la çok da fazla bir doğrudan doğruya mesleki bir bağım yok tabii ki. Güncel olarak ilgilendiğimiz noktalar var. Geçen seneye kadar da bu ilgim çok belki çok daha azdı. Geçen sene Muammer Bey, Kemal İnat Hoca, işte Arif Hocalar'la beraber İran'a 18 kişiyle, üniversitemizden 18 kişiyle beraber bir seyahatte bulunduk. Daha önce de bunun atıfta bulundu arkadaşlar. Hatırladınız değil mi? Evet. Bizim hem benim için hem de üniversitemiz için belki dönüm noktası olan İran ve Farsça ile ilgili dönüm noktası olan bir seyahat olmuştur. Neden öyle olmuştur? Ben çok kısa bir şekilde söylemek istiyorum, çok vaktinizi almadan. Hep burada oturumlar da vardı. İşte Türkiye'de İran algısı, İran'da Türkiye algısı gibi. Bizlerde de çok olumsuz bir şey olmakla beraber, hani halkta olduğu kadar olumsuz bir şey olmakla beraber bir yani bilinmezlik, yani İran'la ilgili bir ilgisizlik, yani sanki o yokmuş gibi bir ülke şeyi vardı, hissiyatı vardı. Ama gittikten sonra gerçekten de, yani bütün samimiyetimle söylüyorum, yani İran'la ilgili algılarımız büyük ölçüde değişmiştir. Ve orada da çok güzel görüşmeler yaptık. Verimli temaslarda bulunduk. Hem üniversitelerde, üst düzeyde üniversitelerde ve araştırma kurumlarında, işte kütüphanelere gittik. Yani oralarda çok yakın dostluklarımız, bağlantılarımız meydana geldi. Bu buradaki arkadaşlar ve bizler üzerinde de İran'la olan ilişkiler konusunda, onun geleceği konusunda ve önemi konusunda bir duyarlılığın da oluşmasına katkı sağladı. Bunun belki somut göstergelerinden birisi olarak mesela bizim fakültede Farsça dersleri yoktu. Şu anda Farsça derslerimiz var. Seçmeli olarak bunları birkaç tane koyduk. Bu sene de bildiğim kadarıyla en az 25 kişilik bir grup bu dersleri almış durumda. Aynı şekilde tabii ki bizim bu seyahatimizden de önce Kemal Bey ve onun arkadaşları Orta Doğu Enstitüsü'nde, Orta Doğu vizyonuyla, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İran'la ilgili çalışmalar yapıyorlardı. Hem tez düzeyinde hem de başka araştırmalar yapıyorlardı. Bizlerin de oraya daha fazla katkı sağlamasına yol açmıştır bu seyahat. Buna bağlı olarak da üniversitemizden aslında Orta Doğu ile ilgili çalışmaların ayakları olarak lisans düzeyinde de hem Arap dili bölümünün hem de Fars dili bölümlerinin açılmış olması gerektiği kanaatini pekiştirmiştir. Ve o yönde de çalışmalara başladık. Çok yakında üniversitemizin üst yönetimi de bu konuda olumlu bakıyorlar. Burada bir içerisinde Farsçanın da olduğu
bir Doğu dilleri bölümünü açma adımlarını atmış bulunuyoruz. Yani bunu da burada bir bilgi olarak vermiş olalım. Aynı şekilde yine fakültemizde araştırma yöneticisi arkadaşların tezlerini en azından giden arkadaşlar biraz daha İran coğrafyasına yönelik olarak almaya başladıklarını da memnuniyetle görüyoruz. Bu toplantıda bundan sonra da bunu biz İran Ateşeli ile beraber yürütüyorduk. Başka projeler de var. Bu toplantı da bu vizyonun bir parçası olarak buna çok faydalı katkılarda bulunacaktır diye düşünüyorum. Daha da fazla uzatmadan hemen sözü Profesör Doktor Davut Feyrahi'ye veriyorum. Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sepasgözarım Ayreis, Ayreis, Profesör Gülay. Selam arz mikonem filmete, huzar-ı muhterem, Adıyan Hanım'a, Esat-i ve Danışın muhterem. من به نوبه خودم یک بحثی رو آماده کردم در مورد مناسبات تمدنی ایران و ترکیه در موضوع دولت سازی هست. بحث خودم رو با یک مقدمه و چهار قسمت دوباره خواهم کرد. مقدمه‌ای که خدمت دوستان عرض می‌کنم این هست که در واقع بحث دولت سازی که غربی‌ها اسمش رو گذاشتن استیت میکینگ در واقع یک حوزه خیلی مهمی هست که می‌تونیم در این حوزه ما مطالعات تاریخ تطبیقی رو داشته باشیم. دولت از دو جهت اهمیت دارد. یکیش این هست که دولت‌ها در هر جامعه آینه و اساره هر تمدن هستند. دومین اهمیت دولت این هست که در کشورهای مثل ایران و ترکیه دولت مهمترین موتور توسعه است و بنابراین دولت هست که میتونه کمک کنه فرهنگ هم پیش بره یا مبانی در گفتگوهای فرهنگی و علمی ایجاد شده. به همین دو دلیل هست که من سعی کردم در مورد تجربه تمدنی دو کشور در خصوص دولت سازی صحبت کنم. سه تا مطلب رو عرض خواهم کرد و یک نتیجه گیری خواهم داشت. مطلب اولی که من دارم یک اشاره کوتاه میکنم به سابقه تمدنی دو کشور در حوزه دولت سازی. وقتی که ما تاریخ رو مطالعه میکنیم شاهد در هم آمیختگی های عجیب دو کشور هستیم در قلمرو مربوط به نهادهای دولت و حکومت. اصلا ایده حکومت به عنوان اولین مثال عرض کنم ما شاهد هستیم که در عصر افلاطون یعنی سه قرن قبل از میلاد یا چهار قرن در سه قرن خورده قبل از میلاد در واقع آناتولی تبدیل شده بود به یکی از ساتراپی های دولت هخامنشی یعنی جزء سیستم هخامنشی بود و همیشه هم باقی موند ترکیه این ایده ها باقی موندن در ترکیه. در دوره اسلامی هم باز نشانه هایی داریم که نشون میده که سنت های ایران اسلامی در درون دستگاه خلافت قرار گرفتند و نهادینه شدند. ابن خلدون در مقدمه‌اش یک جمله‌ای داره میگه که تمدن ایران به دولت‌های عرب اموی و عباسی منتقل شد. بعد یک جمله دیگری دارم که این جمله مهم هست که از حسن ابراهیم حسن مؤلف عرب هم آوردن
میگه که در دوران عباسیان اندیشه های فارسی نفوذ یافت و خلافت سازمانی چون امپراتوری ساسانیان پیدا کرد. در واقع میبینیم که هم در دوره اسلامی، در دوره کلاسیک اسلامی و هم قبل از اسلام ما شاهد حضور ایده حکومت ایرانی در آناتولی هستیم در دو قسمت، یکی قبل از اسلام و یکی در دوره اسلامی هست. در دوره اسلامی بحثی پیدا شد به نام نظام امارت یا امیرنشین‌ها و منجر شد به ظهور سلطنت‌های اسلامی. در واقع میشه گفت که هم عثمانی و هم عباسی محصول این دگرگونی هست. هم عثمانی و هم صفوی محصول این دگرگونی هستند. در واقع دو گروه‌هایی بودند که از درون این دگرگونی تمدنی خودشون رو ظاهر کردند. در دوره صفوی هم ما شاهد، یعنی دوره صفوی و عثمانی هم شاهد این الهام ها و وامگیری ها هستیم. به عنوان نمونه در مورد صفوی دو ایده هست، یکی این که صفویه یک نوع تأسیس دولت ملی و بازگشت به ایران قدیم هست. یک ایده درسته هم این هست که صفویه امتداد سنت های اسلامی هست، فقط مذهبش عوض شده، اون ساختار سر جای خودش باقی مونده. این یادم رفتی که دوره عثمانی را میکنه و صفویه خیلی تفاوتی در ساختار نمیدونی. بعضی از معرفان ما هم چنین اشاره‌ای درش انجام دادن. در دوره جدید هم ما می‌بینیم که هم در عصر تنظیمات، هم در مشروطه اول عثمانی و هم مشروطه دوم عثمانی که رابطه می‌بینیم بین تنظیمات ایران و مشروطه ایران. باز هم در بعد از مشروطه یک نظامی در ایران شکل گرفت به نام پهلویزم که بسیار ساختار شبیه کمالیسم ترکیه است، با تمام ویژگی های ناسیونالیسم عامرانه و همینطور تکیه به پان عربیزم یا پان ترکیزم یا پان ایرانی. این ناسیونالیسم افراطی لایک سکولار شمیزی رو با هم داشتم. این بحث ها رو به این دلیل عرض کردم که اساسا حوزه دولت همیشه گفته میشه که اختلافی ترین حوزه دو تمدن هست، از قضا مشترک ترین نهادها رو تولید کرده، تا الان هم اینطوری هستش. این بند اول صحبت من هست. راجع به بند دوم صحبت هم یک مطلبی تیتری برام تحت عنوان وضع موجود. اکنون در کجا قرار دارند این دو کشور؟ وقتی که نگاه میکنیم احساس میکنیم که دو کشور در دو چیز در واقع با هم نسبتی دارند، مناسباتی دارند. یکیش عبارت است از این که هر دو کشور هم دوره ستیز با مذهب رو عبور کردن، مثل عبور از دوره کمالیسم، عبور از دوره پهلویسم، و هم دوره ناسیونالیسم افراطی رو عبور کردن. از غرب‌گرایی افراطی هم هر دو کشور تقریبا عبور کردن. یک علاقه پیدا شده برای جمع بین سنت‌های اسلامی و تجدد در واقع در هر دو کشور ما شاهدش هستیم. یعنی تلاش هست برای یک نوع تمرین رابطه بین دین و دموکراسی در هر دو کشور، اسلام و دموکراسی در هر دو کشور هست. به این دلیل وضع موجود ما نشون میده که هر دوتامون تجربه مشترک داریم. دولت‌های اسلامی یا با علاقه اسلامی در هر دو کشور شکل گرفتن و هر دوتاش هم با مشکلات و دشواری های خاص خودشون سعی می کنن یک آشتی بین نهادهای مدرن، یعنی نهادهای دموکراتیک، قانون و خیلی حزب و خیلی چیزهای دیگه داشته باشن. این یکی از مسائل وضع موجود ماست. مسئله دیگر
که در وضع موجود میتونیم بهش نگاه کنیم معمای همسایگی هست. در واقع من روی این کمی بیشتر کار میکنم. آقای پروفسور هم احساس کردید که وقتی نزدیکی دارم خبر بدید بر. معمای همسایگی این یکی از عظیمترین مشکلاتی است که جامعه ما داره و همه کشورها کم و بیش حل کرده. مسئله این است که هر کشوری همسایه‌ای دارد که باید همسایه خودش رو بفهمد و هم منافعی دارد که باید منافعش رو بفهماند که چه سود و چه چیزهایی داره. مثلا احتیاج به امنیت داره هر کشور. بالاخره باید بفهماند که من چه سودی دارم و او چه سودی دارد. در ضرب المثل‌های اسلامی و همینطور در ادبیات فولکلوری که ما چیزهای جالبی وجود داره. من بهش اشاره نمی‌کنم، اما به دو مثل اشاره می‌کنم. مثلا همیشه میگن که الجار ثم الدار. همسایه را اول داشته باشید، آنگاه به خانتون برسید. یعنی اولویت رو به همسایه بدید. اما بلافاصله، خب این باز حدیث مشهوری است و که تبدیل به جمله فارسی شده، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. بالاخره باید این رو یک تعادلی ایجاد بشه بین منافع جامعه و منافع همسایه. این یکی از بحث‌های اینطوری هست. من در مورد بحث سوم میخوام عرض کنم که چطور ما میتونیم تعادل ایجاد کنیم. در این پنل ما یک مسئله مطرح شده بود، این که برای آینده جامعه بین دو جامعه چجور میشه فکر کرد. یعنی بازاندیشی در مورد بهسازی روابط در واقع. من به یک تئوری استناد کردم، به نظریه که یک نظریه مراد هست، اخلاقی هست، اما کمک خیلی خوبی میکنه به پیشبرد خیلی از مسائل. من یک جمله دارم، اون اینجا عرض میکنم. اون جمله این هست که وقتی که میگیم آینده ایران و ترکیه چی خواهد شد، قطعا باید این بحث هم داشته باشیم که آینده چیزی قطعی نیست، حتی هم نیست. آینده رو ما با تصمیمات خودمون میسازیم. یعنی اگر درست تصمیم بگیریم آینده درست تر خواهد بود، اگر غلط تصمیم بگیریم آینده خراب خواهد بود. بنابراین این تئوری انتراکشن یا در واقع همون عمل و اکسور عمل یک فرض‌هایی داره که سعی می‌کنه توضیح بده که چیکار باید بکنیم که همدیگه رو بیشتر بفهمیم. من به دو سه تا پیش‌فرض‌هاش اشاره می‌کنم و یک داستان هم عرض می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که این تئوری فرضش بر اینه که در گفتگوی بین دو کشور همیشه باید این احتمال داد که سخنانشون خوب فهمیده نمی‌شه. یعنی نه این طرف خوب میفهمه و نه اون طرف. انحنای این وجود داره. دومین فرض این هست که باید برای درست گفتن قاعده داشته باشیم، یه معیار مشترک داشته باشیم که بتونیم صحبت کنیم. به خاطر همین من چند تا جمله رو عرض میکنم. اولین قاعده این هست که با هم سخن بگیم و نه درباره هم، در غیاب هم. این خیلی مهم است که آقای دکتر هم اشاره کرد، آقای دکتر مشتهد شبستری، که واسطه ها رو حذف کنیم شاید راحت بتونیم صحبت کنیم. دو، در گفتارمون صداقت و صراحت داشته باشیم. همه میدونن همسایه هست ولی من هم هستم، منفعتی دارم. یعنی هم ترکیه باید بدونه که ایران چه منفعتی داره، یعنی باید بفهمه، و هم ایران بفهمه که ترکیه چه منفعتی داره. برای اینکه آخر جلسه هست من یک داستان فولکلوریک یادم افتاد، در مورد اتفاقا سوریه هم این یادم افتاد چون مسئله سوریه حساسه. در داستانهای ما قدیما یک داستانی هست، میگن که پیرمردی بود دو دختر داشت، یکی از دخترهاش رو به یک کشاورز شوهر داد و یک دخترش رو به یک کوزه‌گر.
یک روز راه افتاد که این دو نفر رو ببینه دختراشو. دختر اولش کشاورز بود. ازش پرسید که دخترم زندگی چطور میگذره؟ گفت خیلی خوب. ولی شما دعا کنید باران بیاد مزارع پر گندم بشه ما خوشبخت‌تر بشیم. بعد این دعا کرد. رفت اون طرف پیش اون یکی دخترش گفت دخترم حالتون چطوره؟ گفت خیلی خوبه. فقط دعا کن آفتاب باشه، بارون نیاد، هوا خشک بشه، کوزه های ما دوباره گل نشه، زندگی ما بهتر میشه. این بنده خدا پدرمون که اصلا دعا کنه که بارون بیاد یا دعا کنه که آفتاب چی بزنه. داستان سوریه برای ایران و ترکیه اینطوریه. یعنی واقعا آدم نمیدونه که دعا کنه چه اتفاق بیفته. به کسی هم خوب توضیح نمیده که کدومش مهم الان در چنین شرایطی. به هر حال من احساس میکنم که صداقت در گفتار خیلی مهمه و این داستان یکی از داستان‌های بنیادیه ماست. و دکتر اجازه میده دو دقیقه به من اجازه میده. یکیش این هست که ببینیم. یکی از دوستان گفتن خانه همدیگه رو ببینیم. ما یک شعری داریم میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. باز یه جمله هست میگه که سال هاست که من و یار چون دو چشم همسایه ایم، خانه هم را ندیده. این یکی از تیکه های مهم این بحث است. یه بحث دیگر عبور از گذشته است. تا بتونیم ما گذشته را نمیتونیم فراموش کنیم، اما باید عبور کنیم. خیلی فرق میکنه. ابن خلدون واژه عبرت رو میاره، یعنی در عین حال که آدمی رد پای تاریخ رو داره اما ازش درسی برای امروز هم میگیره. یه بحث دیگر پرسش هایی طرح کنیم که جواب داره، یعنی میشه بهش جواب پیدا کرد. مثلا کسی این پرسش رو داشته باشه که چرا نظام سیاسی ایران اینطوریه؟ چرا نظام سیاسی ترکیه اینطوریه؟ خب اینا پاسخ ندارن. خب به ما چه مربوطه؟ به تو چه مربوطه اصلا؟ در چنین حالتی ما باید به پرسش های پاسخ بدیم که پاسخ داره یا میشه پاسخ داشته باشه. بیا از مسائلی شروع کنیم که روبناییه و حلش آسون تره. چون من یک داستانی دارم، چون من در گروه های الهیاتی هم فعالیت میکنم. یک روزی در واتیکان بودم، بعد این پاپی که استعفا داد، پاپ بندیکت 16 هم با ایشون یه ملاقاتی داشتن و ایشون اومد یک داستانی رو نقل کرد. گفت که مدت ها بود بین کلیساها، این کلیسا با اون کلیسا درگیر بود، یعنی هیچ کس با هم آشتی نداشتن. ما شروع کردیم از مسائل جزئی حل کردن، الان داریم به مسائل بنیادی میرسیم. حتی بحثی این که بالاخره پاپ اسمت داره یا چی یا نداره. ما چرا بلافاصله برمیگردیم به اختلاف نمیدونم شیعه و چی شیعه و سنی؟ ما میتونیم خیلی از مشکلات رو ابتدا مطرح بکنیم تا به بحثای دیگر هم برسیم. آخرین حرفی که من دارم این هست که ما باید برای گفتگوها معیار درست کنیم یا معیارهامون رو پیدا کنیم. جهان اسلام سه تا معیار بیشتر الان نداره، باید اونها رو شناسایی کنیم و ببینیم به چی دردمون میخوره. یکی شریعته، یعنی اصلا در جامعه اسلامی بدون شریعت اسلامی ما نمیتونیم معیاری داشته باشیم، نمیتونیم معیاری برای گفتگو درست کنیم. دوم، عرف محلی و منطقه خودمون. ما بسیاری از عرفها رو داریم که خیلی بهتر از عرفهای اروپاییه. این عرفها مثل مثلا فرض کنیم مهمان نوازی در عرف ماست. شما به اروپا برید بلافاصله راهنمایی میکنن به هتل. اما من امروز دو تا دوست ترک دیدم گفت بیا ترکیه خونه ما، تیر آنکارا خونه ما. خیلی فرق میکنه، یعنی واژه بسیار مهمه، یعنی آدرس هتل دادن و اینکه شما بیایید مهمان من بشید خیلی مهمه. و آخرش این است که ما بسیاری از ارزش‌های جهانی رو قبول کردیم، مثل حقوق بشر.
ما میتونیم با این معیارهای سگانه در واقع قواعد گفتگوی خودمون رو توسعه بدیم. آخرین جمله رو عرض میکنم. من در اندونزی بودم، مالزی بودم، بعد دیدم که خیلی این وزارت همکاری های مذهبی بودجه داره. گفتم که چه این کار رو میکنم؟ گفت که یه دونه انفجار بالی اتفاق بیفته شبیه انفجار بالی، هزینهش هزاران برابر این جلساتی که ما میگذاریم. بنابراین من پیشنهاد میکنم که از هزینه کردن برای گفتگوها قفلت نکنیم، که اگر ما 1000 تا جلسه داشته باشیم، به اندازه یک انفجار یک ساختمان تجاری یا جان یک انسان ارزشش هست که ما اینها را حفظ کنیم و هزینه برای گفتگو بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Değerli Profesör Doktor Davut Erhan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye-İran ilişkilerinin hem tarihi perspektifini hem günümüzdeki durumu hem de atılması gereken, yapılması gereken şeyleri çok güzel özetlediler. Zamanında dikkat alarak, riayet ederek tekrar teşekkür ediyoruz. Bu arada bu oturumun başlığının Türkiye-İran ilişkilerinin geleceği, uygarlıklar arası işbirliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Konuşmada ona yönelikti. Ben hemen ikinci konuşmacımız olan İran mürşidimiz ve pirimiz Doçent Doktor Muhammed İskenderoğlu'na sözü bırakıyorum. 15 dakikayı kullanmalı. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Oturumumuzun başlığı Türkiye-İran ilişkilerinin geleceği olduğu için bu konuyla ilgili şöyle bir taslak hazırladım. Yani Türkiye-İran ilişkilerinin geçmişi nasıl ve geçmişi nasıl okuyoruz? Geçmişi nasıl okuyoruz? Şimdiyi nasıl okuyoruz? Tabii aslında Türkiye-İran ilişkilerinin geleceğine dair beklentimiz de bu geçmişi ve şu anı nasıl okuduğumuza bağlı olacağını düşünüyorum. Burada tabii iki gündür tartıştığımız birçok konuda belki işte gerek geçmişi nasıl okuduğumuza dair, gerekse geleceği nasıl okuduğumuza dair belli oranda aslında farklı yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz. Ama genel olarak hem İran tarafından hem de Türkiye tarafından bu programı organize edenler burada belli bir okuma tarzını benimsediklerini görüyoruz. Zaten yani ben kişisel olarak da bu okuma tarzını onayladığım için bugün bu programdayım. Çünkü bugünlerde dahi, Türkiye'de dahi çok daha farklı okuma tarzlarını yansıtan programlar da yapılıyor. Mesela işte bizim programda işte her iki taraftan katılımcılarla beraber bir program yapıyoruz. Çok fazla program detayı vermemekle birlikte bir program örneği verelim. Şimdi Türkiye'de Sünni-Şii ilişkileriyle ilgili bugünlerde bir program yapılıyor. Uzaktan takip ettiğime göre en önemli eleştiri, yani şu Şiilik tartışılıyor ama bu Şiilik bir Şii gelip anlatsaydı yani. Bir tane Şii yok programda, Şiilik tartışılıyor. Şiiliği temsil eden en azından. Temsil eden birisi yok yani. Bu aslında bizim burada benimsediğimiz yöntemin ne kadar doğru bir yöntem olduğunu gösteriyor. Yani karşılıklı bir araya gelip konuşacağız. Monologdan en azından diyaloğa geçeceğiz. Bu tabii geçmişimizi aynı şekilde okumamızı gerektirmiyor. Yani
geçmişe yönelik farklı okumalarımız devam edecek ama en azından bizim geçmişi okuduğumuz gibi veyahut da bizim geçmişi anladığımız gibi herkesin anlamadığının farkına varacağız. Mesela önemli bir konu dün de bayağı tartışıldı. İşte Osmanlı ile Safeviler arasındaki çatışma mezhepsel bir çatışma mıydı? Yoksa işte ekonomik veyahut da diğer bir takım unsurların daha önde olduğu bir çatışma mıydı? Şimdi bu konularla ilgili aslında ben de son zamanlarda bayağı yazdım, şeyler yazdım. Ve ulemanın rolünün eleştirisine dair, yani bu çatışmalarda ulemanın oynadığı rolün eleştirisine dair. Tabii benzer aslında şeyleri, benzer yazıları İran tarafında da gördüm. Özellikle de mesela Safevi dönemiyle ilgili Seyit Haşim Akaceri'nin İran'da Safevi dönemi münasebat-ı dini devletler aslı Safevi döneminde din-devlet ilişkileri mesela çok güzel anlatıyor. Dinle devletin nasıl ilişkisinin olduğu. Daha doğrusu yani benim de benimsediğim bakış açısı aslında tarih boyunca dinin devletin hizmetinde nasıl kullanıldı. Şimdi bu sabah da bir katılımcı işte Bizans mirası olarak bunu gördü. Aslında bu sadece Bizans mirası değil. Yani bu Sasaniler döneminde de mesela aynı şeyi görüyoruz. Yani devletin hizmetinde değil. Bizans'ta da bunu görüyoruz. Bizans'ın devamı olarak eğer düşünüyorsak Osmanlı'da da bunu görüyoruz. İşte Sasanilerin devamı olarak düşünüyorsak Safevilerde de bunu görüyoruz. Aslında bugün de bunu görüyoruz. Bugün Türkiye'de de bunu görüyoruz. İran'da da bunu görüyoruz. Devletin hizmetinde devletin menfaatlerine, tabii bu ulus devlet olduğunda, günümüzde artık ulus devletlerden bahsediyoruz. Ulus devlet olduğunda da ulus devletin hizmetinde, menfaatinde. Bu bağlamda da yine üstadımızın abisi oluyor herhalde, Muhammed Müştehit Şemisleri'nin Nakd ve Kıraat-ı Resmi Ezdin. Yani İran'da bulunduğum zaman belki de karşılaştığım en güzel kitaplardan birisi ve Türkçe'de de yani ilk herhalde ben Şemüsleri'yle ilgili iki tane makale yazdım. Daha sonra da üstadın kitapları Türkçe'ye çevrildi, başka makaleler de yazıldı. Gerçekten de yani bugün tarihte karşılaştığımız din-devlet arasındaki bu ilişki sürdürülebilir mi? Bunu sorgulamamız lazım. Ve tabii geçmişten ders çıkarmamız lazım. Geçmişi okurken geçmişten ders çıkarmamız lazım. Ve işte günümüzü okurken de, günümüze geldiğimizde de günümüzü de bu geçmişten ders çıkararak düzenlememiz lazım. Burada tabii bu geçmişi okurken, gerek geçmişi okurken gerekse günümüzde işte kopan ilişkileri tekrar düzeltmek, toplum olarak veyahut da sadece akademisyenler olarak birbirimizi tanırken aslında coğrafi sınırlardan ziyade zihnimizdeki sınırların çok daha kalın olduğunu düşünüyorum. Yani aslında coğrafi sınır, bir sınır var orada. Yani Türkiye ile İran arasında bir sınır var. Ama mesela uzun zamandır bu iki ülke arasında vize yok yani. Yani ben İran'a giderken pasaportumu aldım, vize falan elçiliklerde, elçilik kapılarında beklemeden
doğrudan havaalanına gittim. Yani sınır yok diyebiliriz aslında. Ama zihnimizdeki sınırı kaldıramamışız. Fert olarak da zihnimizdeki sınırı kaldıramamışız. Toplum olarak da kaldıramamışız. Devlet yöneticileri olarak da, yani devletimizi, iki devleti de aslında, iki devleti yönetenler de henüz bu sınırları kaldırma noktasında bir karar verdiklerini düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Şimdi yani niye diyalog yapıyoruz? İşte Türkiye-İran medeniyet diyaloğu. Biz zaten aynı medeniyetiz. İşte asırlardır beraber yaşamışız. Aslında atalarımız beraber yaşamış ama 20. asırda bu beraberlik kopmuş yani. Ve bu beraberlik belki de bilinçli olarak yani kopartılmış. Mesela Türkiye'den örnek verirsek, şimdi Osmanlı döneminde Osmanlı'nın yani okuyan kesimi Farsça biliyordu. Çünkü medresede Farsça okuyordu, Farsça öğreniyordu. Ve Fars kültürünün ürettiği her şeye ulaşabiliyordu. Şimdi 20. asrın başında devleti yönetenler bir karar aldı. Ve okullarımıza Arapça, Farsça yerine işte İngilizce, Almanca kondu. Aradan yaklaşık bir asır geçti. Ne İngilizce, Almanca'yı öğrenebildik ne de eski atalarımız gibi tarihimizle olan bağlarımızı sürdürebildik. Bağlarımız da koptu yani. Şimdi bu durumda ne yapmalıyız? Şimdi başkaları geleceği inşa ederken başkalarının tecrübelerinden faydalanmalıyız. Başkalarının tecrübelerinden faydalanmalıyız. Burada da tabii önceki oturumda da dile getirildi. İşte Fransa-Almanya örneği. Evet, Fransa-Almanya örneği veyahut da diğer Avrupa ülkelerini de işin içine katabiliriz. Ama şimdi bunu yaparken mesela Fransa-Almanya veyahut da Avrupa ülkeleri bunu nasıl yapmış? Gerçekten bunu çok fazla bunun üzerinde düşünüp bunun programını yapıp bir adım atmıyoruz. Mesela bir örnekle, şimdi sürem de azaldığı için kısaca geçeceğim. Şimdi Avrupalılar bu ilişkileri güçlendirmek için Erasmus diye bir şey kurmuşlar. Şimdi biz de işte Türkiye devleti de geçen sene Mevlana diye bir şey çıkardı. Ama şimdi şunu henüz herhalde düşünmedik. Şimdi Avrupalılar belki her okulda değil ama yani üniversite okuyacak, ileriye doğru bir adım atacak, yani liseden sonra okulu terk etmeyecekler için işte kaliteli okullarında klasik Avrupa dili olan Latince'yi öğretiyor, Yunanca'yı öğretiyor. Ona ilaveten Avrupa'nın bugünkü işte İngilizcesini, Fransızcasını, Almancasını, İspanyolcasını öğretiyor. Yani öğrenci üniversiteye geldiği zaman zaten bu dilleri öğrenmiş olarak geliyor ve işte Erasmus'ta bir dönem veyahut da iki dönem diğer bir ülkeye gittiğinde o ülkede normal sınıfa girip normal dersleri takip edebiliyor. Şimdi biz işte Mevlana çıkardık. Peki ne yapacağız? Biz ülkemizde mesela işte Sosyal Bilimler Lisesi diye son zamanlarda bir lise kuruldu. Sosyal bilimler ağırlıklı. Biz burada bile İngilizceyi hazırlık olarak koyduk. Halbuki hani düşünülebilir ki artık ilim teknoloji dini, teknoloji dili İngilizce oldu. Dolayısıyla işte fen liselerinde mecburen İngilizce okutacağız. Ama eğer sosyal bilimci yetiştireceksek, tarihçi yetiştireceksek, edebiyatçı yetiştireceksek bunları lisede sosyal bilimler lisesine yöneltelim. Bunlara lisede Arapçayı, Farsçayı öğretelim. Dolayısıyla bunlar üniversiteye geldiği zaman, işte tarih bölümüne geldiği zaman, ilahiyat bölümüne geldiği zaman veyahut da işte Türk dili edebiyatına, Fars dili edebiyatına geldiği zaman hazırlıklı olarak gelsinler. İşte ancak bunlar yapıldığında, yani bu altyapı hazırlandığında biz Mevlana gibi programlardan bahsedebiliriz. Bunları yapmadıkça sadece göstermelik olarak
bir şeyler yapıyor, yani yapıyor görünmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Bu konuda tabii bu bir siyasi iradeyi gerektiriyor tabii. Siyasiler böyle bir karar verecek. Siyasilerin de henüz gerek Türkiye'de gerekse İran'da böyle bir kararı verdiğini düşünmüyorum. İşte düne kadar az önce dile getirildi. Düne kadar Türkiye'de 3 tane Fars Dili Edebiyatı bölümü vardı. Bunlar da neredeyse yani fiilen işlemez hale getirilmişti yani. Belli nedenlerden dolayı. Bugün işte Fars Dili bölümleri artıyor ama bu yeterli değil. Yani bunun altyapısı da hazırlanmalı. Aynı şekilde İran'da da yani ben Allame Tabatabai Üniversitesi'nin rektörüyle, Türk Dili Edebiyatı bölümünü kuran rektörüyle de karşılaşmıştım İran'da. İşte bizim eski cumhurbaşkanı bizzat açılışına katıldığını falan anlatmıştı. Ama niçin mesela diğer üniversitelerde de Türk Dili Edebiyatı bölümü açılmıyor? Veyahut da liselere niye Türkçe dersi konulmuyor? En azından seçmeli olarak isteyen seçebilir. Yani bunları yaptığımız zaman biz öğrenci değişiminden veyahut da işte mesela hoca değişiminden bahsedebiliriz. Evet. Yani daha somut, ileriye dönük daha somut şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda görünen işte belki akademisyenler arasında belli bir başlangıç seviyesinde de olsa belli bir işbirliğini başarmış görünüyoruz. Ama bunu işte belki öncelikli olarak öğrencilere yaymamız lazım. Yani özellikle burada şimdi bizi dinleyen öğrencilere söylemek istiyorum. Yani aslında belki bu Mevlana'ya falan ihtiyaç duymadan dahi kendi imkanlarınızla yazın İran'a gidebilirsiniz. Her ne kadar yani İranlılar açısından çok kötü bir şeyse de bu riyalın değer kaybetmesi, doların değer yükselmesi Türk öğrenciler açısından yani işi daha da kolaylaştırıyor. Yazın gidebilirsiniz, bir yaz gidebilirsiniz. Özellikle tarih, edebiyat, işte ne bileyim ilahiyat öğrencileri. Vize almanıza da gerek yok. İran'da güzel Farsça öğreten kurumlar var. Bunları yapabilirsiniz. Ve belki hani bizim belki şartların gereği olarak bizim çok daha geç yaşlarda ulaştığımız seviyeye siz belki daha erken bir yaşta ulaşırsınız ve bizden daha ileri aşamalara bu ilişkileri götürürsünüz. Hepinize teşekkür ediyorum. Zamanı da tam kullandı. Her şeyi böyle zaten şeyden tam sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Vecize bir şeyler kaldı benim aklımda. İşte günümüzü geçmişten ders çıkararak okumamız gerekir. Dini devletin hizmetinden kurtarmamız lazım. Coğrafi sınırlardan önce zihnimizdeki sınırları kaldırmamız gerekir. Fert, toplum ve yöneticiler olarak gibi ve aynı zamanda başkalarının tecrübelerinden de istifade etmemiz lazım. Benim aklımda kalan özellikle temalar oldu. Şimdi hemen üçüncü konuşmamızı geçiyoruz. Doktor Rıza Dehkani. Yanlış bir isim. Buyurun. 15 dakikalık süremiz için sağlık. Şimdi teşekkür ederim. Selam kadar Rıza Dehkani. Selam da استادان و دانشجویان عزیز و خیلی خوشحالم که در شهر سکاریا و دانشگاه سکاریا هستم. شاید تحمل بنده به عنوان آخرین سخنران و خستگی خیلی سخت باشه ولی ازتون استقبال دارم قدر شکیبایی به خرج بدید مسلما پشیمان نخواهید شد به عنوان آخرین سخنران. من قبل از اینکه صحبتم آغاز کنم و سعی میکنم طبق دستوری که رئیس جلسه فرمودن نظر به همون 15 دقیقه تموم کنم
میخواستم یه حکایت خدمتتون بگم. حضرت استاد آقای دکتر فیرهی عنوان کردن از ویژگی ها و ارزش های مشترک ما و ترک ها مهمان نوازی هست. مسافر پردالیک. من یاد یک حکایتی از یک دوست ترکم افتادم که ایشون برای من تعریف میکرد بحث همین مهمان نوازی که گاهی وقتا هم خوب نیست. چرا؟ میگفت من برای یک دوره تحقیقات رفته بودم به یکی از کشورهای اروپایی. گفت خب طبع ما شرقی ها، ترک ها، ایرانی ها و دیگران اینه که وقتی رستوران میریم، غذا میخوریم، خب ما سریع حساب میکنیم، پول میدیم، پرداخت میکنیم. گفت دوستان من از کشورهای مختلف بودن، روسیه، فرانسه و کشورهای دیگه، اونها خودشون شخصا پرداخت میکنن. گفت من چند بار این کار رو انجام دادم، پول رستوران اینها رو، غذا اینها رو پرداخت کردم. گفت اینا یواش یواش عادت کردن و هر وقت میرفتیم هیچ نگران نبودن. میگفتن ترک ایدر، مراکت ما ترک ایدر. اینه که برای خود ما قشنگه ولی شاید برای اینا زیاد جالب نباشه. خب اینو گفتیم یه خورده فضا عوض بشه. و اما صحبت من سعی میکنم تو حداقل زمان دو مقوله رو من خدمتون عرض کنم. از صحبت‌هایی که تو این جلسه داشتیم و جلسه پیش، من دو تا سوال برام پیش اومد که فکر می‌کنم برای بقیه دوستان، استادان محترم پیش اومد. ما دقیقاً یک دیوار کشیدیم بین امروز و دیروز. دیروزش رو به عنوان فرهنگ مشترک، فرهنگ یگانه و مشترکات تاریخی تمدنی ازش یاد کردیم. و در وقایع امروز اومدیم گفتیم خب امروز ایران و ترکیه در مسائل مربوط به سوریه و منطقه مشکل دارد. من میخوام این رو بگم، آیا امکانش نیست که این دیروز یا این گذشته که همراه با یک فرهنگ مشترکه ما با مکانیزم هایی پیوند بزنیم به امروز و از این بهره بگیریم و حتی چشم اندازی برای آینده داشته باشیم؟ این سوال باعث شد که من دو تا مقوله رو که از مقولات مربوط به علوم سیاسی و روابط بین‌المللی اینجا تحت عنوان دیپلماسی فرهنگی و رفتار هنجار رو خدمتتون عرض کنم. تقسیم بندی مفروضی که من اینجا خدمتتون عرض میکنم اینه که با توجه به اینکه ساختار روابط ایران و ترکیه ساختار فرهنگی هست، اساساً دیپلماسی فرهنگی به عنوان شاخصترین و اثرگذارترین راهبرد برای هنجارسازی روابط ایران و ترکیه هست. من از یک سری مقدماتی که هست میگذرم، عبور میکنم صرفاً به این مقوله دیپلماسی فرهنگی و مقوله هنجارسازی رفتاری خیلی سریع میپردازم. خب ما ادوار تاریخ روابط ایران و ترکیه رو داریم در دوره جمهوری و در دوره‌ای که ایران ترکیه وارد عصر مدرن شدن، عصر اول دوره رضا شاه آتاتورک هست، چه عصر دوم دوره پهلوی هست از 1941 تا 1972، عصر سوم پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 2002 و حاکمیت حزب عدالت توسعه، و عصر چهارم از حاکمیت حزب عدالت توسعه تا کنون. اما در همه این دوران روابط ایران و ترکیه در بردارنده یک مؤلفه های سازنده داشت. این مؤلفه ها رو اگه بخوایم به طور تیتوار یاد کنیم، همکیشی هست، همسایگی هست، مشترکات تاریخی فرهنگی هست،
تجربیات مشترک در خصوص مدرنیزاسیون هست، پدیده استعمار هست، امنیت و گروه‌های قومی و موارد دیگه. اگر ما یک نگاهی به مؤلفه‌های سازنده روابط ایران و ترکیه داشته باشیم، می‌بینیم اصل و اساس این روابط، حتی اون قسمتی که مربوط به تجارت هست و ژئوپلیتیک هست، یک اساس فرهنگی هست. و ایران و ترکیه اون چیزی که اساس روابطشون می‌سازه یک نگاه فرهنگی هست. این رو در مقوله روابط بین الملل تحت عنوان ساز انگاری یاد میشه ازش، کنستراکتیویسم، ساز انگاری، یعنی نگاه ما از یک قدرت سخت، از نگاه به عنوان دو تا دولت خارج میشه و مقولات متنوع‌تری رو علاوه بر ساختار قدرت در بر میگیره. مسائل فرهنگی، مسائل ادبی، مسائل زیستی، مسائل ژئوپلیتیک و مسائلی از این دست. و اما من توضیح مختصری راجع به دیپلماسی فرهنگی بدم. دیپلماسی فرهنگی معمولاً اگه بخوام تعریف متعددی ازش شده، اگه بخوام یک تعریفی از این داشته باشیم، عنوان میکنن که روایتی از تمدن فرهنگ یک کشور برای کشور دیگر یا تمدنی دیگر با زبان و از جنس همان فرهنگ. یعنی ما نمیتونیم در صحبت از دیپلماسی فرهنگی از مذاکرات رسمی صحبت کنیم، بلکه از جنس هم یکی باشه. خیابان دو طرفه هست که ازش عبور میکنیم، میگذره. و سوای مباحثی مربوط به سیاست، اقتصاد و امنیت هست. خیلی فراتر از این هست، مقوله بسیار گسترده‌ای رو در این دیپلماسی فرهنگی که ما ازش صحبت کردیم، خب نسبت به انواع دیگر دیپلماسی خب یک مزایایی داره. اولا فاقد عنصر زور هست. دیپلماسی فرهنگی در یک فضای آرام و بر اذهان ناخودآگاه تأثیر می‌ذاره. به هیچ عنوان از عنصر زور استفاده نمی‌کنه. در دیپلماسی فرهنگی لحن آمرانه و خصمانه نیست. لحن بسیار آرامی هست و جذابیت ایجاد میکنه برای طرف مقابل و در این حال نامحسوس هست. در دیپلماسی فرهنگی فرصت ها بیشتر نمود و بروز پیدا میکنند، تهدید ها تا حدود زیادی کم رنگ میشن. این فرصت ها هستند که خودشون رو نشون میدن. در دیپلماسی فرهنگی باب مفاهمه باز میشه. ما میتونیم گفتگو کنیم، خیلی راحت‌تر گفتگو کنیم و خلق فرصت کنیم، پایه‌ریزی کنیم برای روابط مستحکم‌تر. و در دیپلماسی فرهنگی ارتباط میتونه خلاقانه‌تر، انعطاف‌پذیرتر و فرصت‌طلبانه‌تر باشه. حالا این ابزارهاش چی؟ ابزارهاش بسیار متنوع هست. همین نشستی که الان ما هستیم یک دیپلماسی فرهنگیه. رسانه ها، مبادلات علمی فرهنگی، گسترش زبان، اعطای بورس و لابی ها، همه اینها از مقولات دیپلماسی فرهنگی هستن. و اما اگه ما بخوایم ارتباط این رو با رفتار بهنجار و اینکه چه تأثیری در هنجار سازی رفتار دولت ها داره بررسی کنیم، ما ابتدای تعریف من مختصری از رفتار هنجار و بعد از اون تأثیری که داره. هنجار از مفاهیم جامعه شناسی و روانشناسی تربیتیه که وارد حوزه روابط بین الملل هم شده. طبق یه تعریفی که دارن، مجموعه نرم هاییه که بر پایه سرشت انسانی، ارزش های مشترک بشری و میثاق های بین المللی تعریف شده. این اصطلاحا میگن رفتار بهنجار. اما این رفتار به هنجار چه ویژگی‌هایی داره؟ قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی هست رفتار به هنجار. خطوط قرمز اون کاملا مشخصه.
باز بودن و استفاده از تمام کانال‌های ارتباط و دیپلماسی. آمیزه از قدرت نرم هست، قدرت سخت هست و قدرت هوشمند. من متاسفانه جایی نیست که اینا رو توضیح بدم. من فقط قبول می‌کنم. احترام به تفاوت‌ها، کمرنگ شدن عنصر زور و تهدید در روابط خارجی، ترویج سیاست و ملایم در رفتار به هنجار، قالب بازی‌ها بین دولت‌ها و در سطح بین‌الملل از نوع حاصل جمع متغیره. همونی که جناب آقای سفیر فرمودن در اظهار نظرشون، ما باید حاصل جمع برد برد باشه، نه با حاصل جمع صفر، سم زیرو. بزرگترین و بدترین نوع بازی، بازیست که با حاصل جمع صفر صورت میگیره. اگر ما این چارچوبه رو داشته باشیم که من خدمتتون عرض کردم، رفتار خودمون رو چه ایران چه ترکیه رو میتونیم در قالب این مورد ارزیابی قرار بدیم. ببینیم این دمای بدن این دوتا کشور نسبت به این رفتار به هنجار چطور، آیا تب دارن ندارن، خوبن بد هستن. یک معیار خوبی هست، یک سنجه بسیار خوبی برای آزمودن رفتار دوتا کشور هست. با توجه به این نکاتی که من خدمتتون عرض کردم و سعی کردم خیلی خلاصه باشه تا با اخطار مواجه نشم، این رو میخوام عرض کنم خدمتتون که با مطالعه روابط ایران و ترکیه در طی این عصر جمهوریت، از زمان تأسیس دولت ترکیه و از زمان تأسیس دولت پهلوی که تقریبا مقارن همدیگه هستند، از اون زمان تا زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، روابط ایران و ترکیه یک روابط نوسانی بود. در دو دوره نخست همگرایی خیلی بیشتر بود، اما از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 2002 یک روابط همراه با نوسانات بود. اما از سال 2002 تا به امروز، برخلاف اظهار نظر خیلی ها، من اعتقاد دارم روابط ایران و ترکیه از نظر رفتار هنجاری به سطحی از بلوغ رسیده. درست امروز ما که مسئله سوریه با هم مشکل داریم، اما اگر با توجه به ملاک‌هایی که من در خدمتتون عرض کردم در مورد رفتار به هنجار بررسی کنیم، ببینیم ایران و ترکیه هیچ وقت وارد یک رفتار کشمکش آمیز با هم دیگه نمیشن. این ناشی از چی میشه؟ ناشی از این که عنصرهای فرهنگی، عناصر فرهنگی در روابط بین دو کشور رسوب کردند. این یک حقیقته، شاید به مطلوب ما نرسیدند. ما انتظار رو اینه که ایران و ترکیه در مسیر همگرایی قدم بردارن، ولی نرم های رفتاری این دوتا کشور ما میبینیم خیلی پیش رفتن. آقای داوودوغلو در تهران در کنفرانسی حرف بسیار جالبی زد، گفت این مشکلی که و اختلاف نظری که ما امروز با ایران در مورد سوریه داریم، اگر 20 سال پیش اتفاق میفتاد منجر به جنگ میشد، ولی چرا الان نمیشه؟ ما میشینیم اینجا صحبت میکنیم با هم دیگه، گفتگو میکنیم. چرا؟ چون رفتار ما به درجه از هنجار رسیده که تفاوت در عملکردها رو ببینیم. ما الان با هم رقابت میکنیم، ولی این رقابت خیلی سالم هست و خیلی خوبه، به شرطی که به واگرایی منجر نشه. لذا در باید گفت که اساساً وابستگی متقابل ایران و ترکیه باعث شده که در همه زمینه ها همدیگر رو به عنوان دو تا قدرت بپذیرند و احترام بذارن به خطوط قرمز همدیگه و کمک کنن که در آینده بتونه یک مناسبات فراتر از روابط رسمی در پیش بگیرن. و آن چیزی که میتونه برای ما یه چشمنداز روشنی در اختیار قرار بده، این که بحث دیپلماسی فرهنگی و کمک به نرم سازی روابط بین دو کشور هر چی بیشتر عمیق‌تر بشه. همونطور که امروزه ما وقوع یک جنگ اتمی رو در اروپا قابل تصور نیستیم، که روزی کشورهای اروپایی علیه هم جنگ اتمی ایجاد کنن، در صورتی میتونیم رفتار ایران و ترکیه رو به همگرایی در درجه اول و اتحاد در درجه دوم ارتقا بدیم که بتونیم رفتارها رو هر چی بیشتر نرم کنیم، هنجار کنیم، خطوط قرمزها رو مشخص کنیم که ما میتونیم با هم اختلاف داشته باشیم اما گفتگو کنیم. ما منافع میتونیم داشته باشیم اما در این حال با هم گفتگو داشته باشیم. من خیلی تشکر میکنم از
حسن توجه و صبرتون خرجید. Zamanı çok iyi kullandı ve başlıkla uyumlu son derece özet ve kıymetli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasını kültürel diplomasi adını verdiği bir kavram temelinde ve ekseninde ele aldı. Ve en sonunda da fikir ayrılığına düşebiliriz ama diyalogdan vazgeçmemeliyiz diye çok güzel bir cümleyle bitirmiş oldum. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, konuşmacılar konuşmaları tamamladılar. Bir süre daha vaktimiz var. Müzakerelere, daha doğrusu sizlerden gelecek sorulara ve katkılara bunları ayırabiliriz. İlk kalkan parmakla başlayabiliriz. İsminizi de belirtirseniz. Selam ve Aslan'a başlık. İsmim ben Şenay. Şenay Yanar, tarih bölümünde araştırma görevlisiyim. Doktora yapıyorum. Osmanlı-İran ipek ticareti 17. yüzyılın ilk yarısında. Ve bu ticarette Ermeni tüccarların rolünü işliyorum. İnşallah yakın zamanda tamamlanacak. Ben de çalışmalarımla ilgili olarak zaman zaman İran'a geldim ve toplamda yaklaşık olarak 9 ay boyunca İran'da bulundum. Aslında dün de konuşmak istiyordum fakat vakit olmadı. Bugün bu vakti bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben genel olarak bir özet yapmak istiyorum. Daha doğrusu... En fazla 5 dakika. Tamam. Peki, benim ismim da oraya yazılmış olması gerekiyordu hocam. Yazıldığı için zaten. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun bu fırsatı bana verdiğiniz için. Yani şimdi o kadar kişi... Tamam. Kürsüye geleyim o zaman. Aslında bir Mevlana'nın bir beytiyle ben konuya nokta koymak istiyorum. Ve ardından açıklamak istiyorum küçük bir hikayeyle. Yek derem ta nişevet çağır el morad. Çağır doşmen nişevet yek zettehat. Yani bir dirhemimiz dört olur pekala, dört düşman bir olur birlik olursa. Özet bu. Beytimiz bu fakat burada Mevlana'nın çok güzel bir hikayesi var. Mevlana dört tane dil biliyor ve dört tane bildiği dilden istifade ederek hazırladığı bu beytin nesre çevirmiş halini ben size aktarmaya çalışacağım. Bir kişi dört kişiye bir dirhem veriyor. Ve diyor ki, bunu istediğiniz gibi harcayın. Bunlardan İranlı olan parayı alıyor ve diyor ki ben bununla engur alacağım diyor. Engur alacağım. Ondan sonra diğer, onlar Arap olan da bir ehirekar ben bununla enem alacağım diyor. İstemiyorum ben, engur istemiyorum ben, inep alacağım diyor. Daha sonra bunlardan Rum olan da... hiçbirini istemiyorum, ben istafil alacağım diyor. Son olarak Türk olan da ben de hiçbirini istemiyorum, ben bu söylediklerinizin hiçbirini istemiyorum, ben de üzüm alacağım diyor. Aslında bu söylediğim engur, istafil, enep ve üzüm aslında aynı şey. Ve bu aslında bu dört kişi birbirini anlasa, biraz anlamaya çalışsa, yani demeye çalıştığım orta yolu bulmaya çalışsa çok da güzel anlaşacak ve şurada dediği gibi bir dirhemimiz dört olur pekala, dört düşman bir olur birlik olursa diyorum ben. Biz buradan barışı artık, yani burada bizim mesajı vermek istediğimiz şey, yani bizim istediğimiz şey, barışsa ve diğerlerinin istediği de barışsa ben başka bir şey yoktur diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Evet, başka soruya da katkıda
kesti. Evet, evet. Zaten... Teşekkür ederim Profesör Davut Feryari'nin sunumu için. Çok basit bir soru. O hikayeyi ben çok sevdim ve çok açıklayıcı buldum. Kişisel cevaplamaya da bilir, sonra da cevaplayabilir. Kendisi kimin için dua ediyor acaba Suriye konusunda? Şuma begit beki dua kanin. بله محل تعارض دیدم انسان نمیدونه چیکار کنه فقط من میدونم که باید توضیح داد به هر طرف ایرانی ها استدلال های مهمی دارن ترکیه هم استدلال های مهمی دارن اما ترک ها از دور در مورد ایران قضاوت میکنن و من دیدم که ایرانی ها از دور در مورد ترک ها نمیدونم که ما کوزه‌گریم شما کشاورز یا شما کشاور شما کوزه‌گرید و ما کشاورز ولی باید بیشتر فکر کرد جمع استاد اصخایی میکنم یادم که سال پیش آخرین سخنرانی که اتفاقا از ترکیه با صحبت کرد پروفسور احسان فضل‌اوغلو بود یه سخنرانی خیلی خوبی داشت و اون پایان خیلی یه جمله استفاده کرد خیلی قشنگی بود گفت ما این هم از نظر نظری صحبت کردیم با اینها حالا جناب استاد اسکندر‌اوغلو هم در رابطه با مرزهایی که در ذهن ما هست صحبت کردن که چگونه می شود این مرزهای ذهنی رو کنار زد ایشون اون جمله‌ای که به کار بردن بعد از این صحبت ها که حالا اینا تئوری هست و نظریه هست گفت که نیاز هستش که ما مکرر همدیگر رو ببینیم و با همدیگر سخن بگیم دقیقا اگر اشتباه نکنم به این شکل گفتم به ترکی که görüşelim efendim, konuşalım. Konuşalım efendim, görüşelim. Böyle bir, yani bir şey tamam kerden sohbeti şunu da. Be nezarem eğer mihayim merzaha ki der zihn muhacat şudur o az beyin mübari. Bişter bayat hem diğer bu bini. Ve khatir hemi, ben bu umarı yek İrani az tamamı beraberine top davet bikonan. Bir an ve İran'ı bu binen. Yeki az behterin ve sadatenin rahayın hastış. Ta zamanı ki ma der girdab رسانه ها باشیم و اون در واقع جلوه و وجهی که رسانه های رسمی از ما برای همدیگر ترسیم کنند به جایی نخواهیم رسند. متشکرم. من هم دو نکته بخواستم عرض بکنم. در ارتباط با فرمایشات آقای اسکندر‌اوغلو این بحث دین و دولت ارتباطشون با هم این بحث خیلی قدیمیه شما از تمدن‌های اولیه نگاه بکنید تا امروز هست در خود غرب که دموکرات هم هست و صحبت در دموکراسی میکنه همچنان برقراره و اما دین و دولت به یک شکم زادند. این اندیشه ایرانی. از نامه تنصر از دوره ساسانی میبینید توی آثار غزالی هم میبینید شما این همین کلمه رو. دین و دولت به یک شکم زادند. و وظیفه دولت خدمت به دینه. وظیفه دین حفظ دولت. این یک اندیشه ای هست که به این سادگی نمیشه پاکش کرد. خدمات متقابل هست و اما بحث زبان ترکی که فرمودید شما بهتر از من میدونید یکی کاشغری هستش که دیوان لغت ترک نوشته کتاب دومی هم که شما دارید در ارتباط با لغت ترک و ادبیات ترک سنگلاخ هست مال میرزا مهدی خان استرابادی میرزا مهدی خان استرابادی ترک نبود
همون دوره نادرشاه این کتاب نوشته سنگلاخ و فقه اللغه ترک و ترکی جغتایی رو او نوشته. بنابراین زبان ترکی با از ما دور نیست. همان گونه که ترک ها به ادبیات فارسی خدمت کردن، ایرانی ها هم همین خدمت متقابل را به زبان و ادبیات ترک در گذشته کردن. بنابراین این فرمایش جناب‌عالی در ارتباط با آموزش زبان ترکی در ایران هم که فرمودید اخیراً شروع شده. تنها زبان ترکی نیست، زبان‌های دیگر هم تو منطقه هستش. اردو رو تو ایران درست شده، گروه زبان اردو، زبان پشتو. بنابراین این احساس که ما با همسایگان ما، با برادران دینی خودمون باید ارتباط برقرار کنیم، به تعامل برسیم، این فکر غالب فرهنگیش در ایران. و امیدوار هستم که با این توضیحاتی که دادم یه فرداری روشن شده باشه نگاه رسمی هم دولت و هم ملت ایران. متشکرم از حوصله شما. Ben hem hayli müteşekkirim üstad. Tamam, bu kadar. Ben sana teşekkür ederim. Buyurun. Hayli müteşekkir. Ben istifade kerdim az. Fermanşat her se ustadi ki sohbet kerdim. Cenab-ı Şehirli Mahmut Hoca, Üstad İskender Avlu ve Cenab-ı Doktor Dehpa. Cenab-ı ویرهی بحثایی که جالبی داشتن به نظر من نشاندهنده در حقیقت نزدیکی و اشتراکات هست که در همه زمان ما داشتیم و در همه زمینه ها داشتیم، تا در زمینه دولت سازی که ایشون باز کردن خیلی هم جالب بود، مخصوص که قسمت نتیجه گیری که ما باید که سه معیار شریعت و عرف محلی منطقه‌ای و همینطور ارزش‌های جهانی رو ایشون بهش اشاره کردن. جناب دکتر دهقان در اون دیپلماسی فرهنگیش بحثی داشتن که من یه خاطره از دوران سفارتم خدمتتون خواهم گفت، ولی یه اشاره کنم کوتاه به بحث جناب اسکندرآوگلو که خوشحالم از این بابت میشم که در ترکیه هم بحث‌های دگراندیشانه دینی داره مطرح میشه خوشبختانه، یعنی همزمان یا شاید بگیم با یه اختلاف زمانی اندکی اون چه که داره در ایران اتفاق میفته در اینجا هم اتفاق میفته. باز این هم نشانگری هستش که ما چقدر به هم نزدیک هستیم که حتی بحثای جدید امروز در ارتباط با اپروش یا رهیافت مسائل دینی باز در دوتا جامعه همزمان داره و به دبستونهایی که هست، تعاملاتی که هست، اساتید ترکی در ایران، اساتید ایرانی در اینجا، اینا واقعا مایه خوشحالی و میشود گفت که تشویق کننده هستش که انشالله ادامه هم خواهند داشت. در اون زمینه هم ما میتونیم باز بگیم که چقدر به هم نزدیک هستیم و چقدر میتونیم که کمک بکنه برای فهم و تعامل هم دیگه. بحثی که جناب دهقانی داشتن و به نظر من بسیار ارزشمند بحث دیپلماسی فرهنگی، من به عنوان کسی که بالاخره کارم حالا این رشته یا خوب بد هرچی که شما اسمش رو بگذارید، واقعیت اینه که بدون دیپلماسی فرهنگی دیپلماسی معمولی هم پایدار و سستینبل نخواهد بود. خیلی وقتا هستش که این بالا پایین شدن ها فراز و نشیب های دیپلماسی معمولی و رسمی رو همین دیپلماسی فرهنگی که میتونه در حقیقت تنظیم میکنه. پیش میاد بعضی وقتا در روابط دولت ها به چیز طبیعی هم هست که بالا پایین میشه، ممکنه با همدیگه مشکلاتی پیش بیاد. خود ما در علارغم اینکه با تاجیکستان به هر حال نظر زبانی و نژادی و تاریخی اشتراکات زیاد داشتیم، در یه مرحله به دلایلی که خناسان و دیگران بالاخره نسبت به این روابط حسود بودن و اون چه که در ارتباط با ترکیه متاسفانه باید بگیم، دیروز هم عرض کردم که ما از طریق واسطه ها متاسفانه اخبار رو میگیریم و اون واسطه هم دلش برای ما نسوخته، همچیز اتفاق افتاد.
همین دیپلماسی فرهنگی که ما داشتیم و داشت رابطه ما با تاجیکستان به شرایط خیلی در حقیقت حساسی می‌رسید. دیپلماسی فرهنگی که اونجا موجود بود و ارتباطات مردمی بود که تونستش دو مرتبه رابطه ما و تاجیکستان رو به سطح عادی برگردانه. بنابراین من می‌خوام تأکید کرده باشم که هر چقدر روابط مردمی و روابط نخبگان، روابط دانشگاهی و بحث‌های همین شکلی که الان بحثش هست بیشتر و بیشتر توسعه پیدا بکنه، هم میتونه که به دیپلماسی رسمی کشورهامون هم کمک میکنه در شرایط حساس مانع این بشه که خدای نکرده ما رابطه‌مون به جای بدتر نرسه. به هر حال از تمام دوستان و از رئیس جلسه هم خیلی متشکرم. Evet, isterseniz burada tadında bırakalım. Zamanımız da yani bitti aslında, azalmadı. Evet, birçok soru var. Hepsine söz veremeyeceğimize göre hiçbirisine vermeyerek adaleti temin etmiş olalım. Evet, bu aynı zamanda sempozyumumuzun son oturumuydu. Ben bu oturuma öncelikle konuşmalarıyla katkıda bulunan Davut, Feyrahi, Muhammed İskenderoğlu ve Rıza Dehkani'ye çok çok teşekkür ediyorum. Son oturum olduğu için belki sempozyumun kapanış konuşmasının şeyi ayrı ama bu saate kadar sabırla dinlediğiniz için siz katılımcılara da çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca uzaktan yakından gelen konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu sempozyum, bu toplantının hem aynı mahiyette hem de çeşitlenerek farklı mahiyetlerde devam etmesini diliyoruz. Bu iki ülkenin hem kültürel hem de siyasi ilişkilerinde olumlu bir katkı sağlaması bekliyoruz. Bu benim oturumla ilgili temennilerimdir. Ama sempozyumun geneliyle ilgili kapanış konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Kemal İnat Bey'i son sözü söylemek üzere kürsüye davet ediyorum ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Şimdi bu tür organizasyonlar emeklerle ortaya çıkıyor. Önce bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük emek sarf eden birkaç arkadaşın ismini zikrederek ondan teşekkür etmek istiyorum. Birincisi Mustafa Caner, bizim enstitüdeki asistanımız. Bu organizasyonun yükü biraz onun sırtında oldu, en çok onun sırtında oldu. Tarih bölümündeki asistanımız da, Burak'a da aynı şekilde teşekkür ediyorum. O da Mustafa ile birlikte aynı şekilde yükü paylaştılar. Onun dışında enstitüdeki diğer arkadaşlar, tarih bölümündeki diğer arkadaşlar, Arif Bey'i özellikle zaten birlikte düzenledik. O benden daha çok hoşlandı, onu da söyleyeyim. Ali Bocani Bey de İran tarafındaki, o belki tek başına yükü sırtlandı. Ona da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Onun dışında İran'dan gelen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Yorucu olur bu tür seminerler, sempozyumlar. Sabahtan akşama kadar sürekli takip etmek işte çok yoğun bir şekilde geçer. O yüzden sabırlı bir şekilde hem İran'dan buraya geldiler hem sabırlı bir şekilde katıldılar, konuşmalarıyla zenginlik kattılar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Sonra bizim Türkiye'den çağırdığımız başka üniversitelerden, başka kurumlardan gelen katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Onların katılımları olmasa bu tür aktiviteler gerçekleşmez. Rıza Bey'in konuşmasında öne çıkardığı kültürel diplomasiye vurgu yaparak belki tamamlayabiliriz. Kendisi de aslında konuşmasında söyledi. Bu sempozyum bir kültürel diplomasi örneğiydi. Anlaşma. Tamam, anlaşmalardan bahsedelim, Murat hatırlattı. Yani kültürel diplomasi örneğiydi bu. Bunların sayıları çok artması gerekiyor. Bir önceki oturumda Almanya, Fransa örneğini söylemiştik. Tekrar oraya atıfta bulunursak, o kadar çok aktivite düzenleniyor ki bu ülkeler arasında.
bizim yaptığımız aktiviteler onların yanında gerçekten karşılaştırılamayacak düzeyde az. O yüzden çok fazla sayıların artırılması gerekiyor bu tür aktivitelerin. Bizler İran'a gitmemiz gerekiyor. Muammer Hoca'nın öğrencilere yaptığı çağrıyı ben yenilemek istiyorum. Gerçekten çok ciddi bir şekilde. Binlerce öğrencimiz Avrupa ülkelerine gidiyor. Binlerce öğrencimizin aynı şekilde İslam ülkelerine, doğudaki ülkelere gitmesi gerekiyor. Başka türlü o zemini sağlayamayız. Yoksa iyi niyetlerle söyleriz orada kalır. Ama gerçekten o işbirliği zeminini oluşturmak için, o güveni ortaya koymak için tanımamız gerekiyor birbirimizi. Birbirimizi tanımaya yönelik bu faaliyetlerin artırılması gerekiyor. Buradan bu faaliyetten bir de işbirliği anlaşması da çıktı bizim merkezimizle. Süleymanpur Bey'in başında olduğu Tahran'daki merkez arasında bir işbirliği anlaşması imzalıyoruz. Onun şartları oluşturuldu, kaleme alındı. Bu çerçevede zaten gene o kültürel diplomasi ayağında yeni şeyler, akademik değişimler gerçekleştirilecek. İnşallah onların sayılarını da artırabiliriz. Ben tekrar son kez öğrencilere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Artık hocalarınızın zoruyla mı geldiniz yoksa kendiniz mi geldiniz bilmiyorum ama kendiniz geldiğinizi kabul ederek bu tür faaliyetler her zaman gerçekleşmiyor. Ve bizzat buna şahit olmak bence bütün derslerden daha önemli. Derslerinizi telafi ederseniz mutlaka telafi edin. Ama burada bulunduğunuz bunlar da derste sizin için. İnşallah bu tür aktivitelere gelmeye devam edersiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler tekrar.